Az önceki videomda da belirttiğim üzere izleyenler varsa veya sadece yeni izleyecekler varsa, bir önceki videomda 2.5 inçlik SATA 3.0 USB 3.0 veri aktarım hızı olan hard disk kutusu geldi ve ekipmanlarını göstermiş olduk. Bu cihazın içinden çıkan ürünler bunlar zaten ve Western Digital'in 480 GB'lık ürünü aldım. Bu da hepsiburada.com ve hepsiburada aracılığıyla gelmiş oldu. Yaklaşık bir gün içerisinde geliyor zaten. Ben şu an için Bolu'dayım. Ürünler Ankara'dan çıktı. İstanbul'dan çıktılar. Ve bir gün içerisinde de geliyor. Herhangi bir sıkıntı, aksaklık olmadığını düşünüyorum. Eğer herhangi bir sıkıntısı yoksa çalıştırma esnasında. Yine bu şekilde şöyle kendi tutun etrafına yumuşak pıt pıt şeylerden yapmışlar koruma olarak. Bunun haricinde içinden ekstra bir şey çıkıyor mu diye bakıyorum. Poşetin içerisinde herhangi bir şey yok. Burada bizim faturamız ne diyebiliriz. Fatura değil de gönderim evrakları. Şuna da bir göz atmak istiyorum. Ödenecek tutarın olduğu faturası. E-fatura. İşte çıktısı alınmış e-fatura. 418 lira 99 kuruş demiş. Ben bunu Anku Taksi'de almıştım. Bu şekilde gönderi düzenleme evrakı ile beraber gelmiş. Açıyorum. İçinden neler çıkacak görmüş oluruz birlikte. Kurulumdur işte vesaire. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce de anlatmaya çalışacağım. Nasip olursa. Yalnız o kadar hafif ki yani. Gerçekten kutusuyla bile çok hafif. Şöyle bir şey, ne bileyim, altın gibi düşünmek lazım. Bu kadar hafif bir şey. İşte 400 küsur lira para veriliyor vesaire. Teknoloji işte. Ne diyelim. Bu ürünün üst tarafından zaten bütün yapışkanları sağlam vaziyette. Hiçbir şeylik yok. Affedersiniz. Hiçbir bozulma yok. Bunun üretim yerine bakıyorum ama göremedim. Western Digital demiş. Kore falan diye düşünüyordum ama herhangi bir şey yazılmamış. Tüp. Neyse, vakit kaybetmeyelim. Şuradan kaldırmam mı gerekiyor? O direkt keseyim olmadı. Şuradan kaldırayım. Belki tekrar kutuyu geri iade etmek zorunda kalırız. Eğer üründe bir arıza çıkarsa kutuyu işte hasar görmemiş kutu olması falan diyorlar vesaire vesaire. Oralarına da hasar vermeyelim de. Bunun olmaz. Herhangi bir aksaklıkla karşılaşmayalım. Zaten eğer herhangi bir sıkıntısı çıkmazsa şey yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi şöyle içi böyle. Buradan da bir fotoğraf alacağım kısa. Videonun kapağını yapabilmek için. Şuradan bir fotoğraf alayım. Bir iki tane. Tamam. Cihazımız burada. Burada ödemiş. Arena garanti belgesi 24 ay garanti demiş. Aslında 3 yıl sınırlı garanti vesaire diyor ama burada 2 yıl olarak garantisini içeren bir evrak koymuşlar içerisine. Western Digital'in de Türkçe tanıtım kılavuzu denmiş. Burada modelini vesaire yazmış. SATA arayüz kablosu, SATA adaptör vesaire vesaire. Tekrar bunun tanıtımı için BIOS ayarlarından taşıma yönettiği. Bu sadece direkt takımını göstermiş. Yani bu da nasıl takılır? İşte bütün elektrik aksamlarından cihaza ayırın. İşte şöyle böyle falan. Ondan sonra takın. Sonra BIOS ayarlarına girin. BIOS'tan çeşitli düzenlemeleri yapın. İşte hard diski öne çıkartın vesaire. Onları yazmış da. Bu bizi çok ilgilendiren konu değil. Çünkü o tarz bir iş yapmayacağız şimdilik. Ürünümüz bu. O kadar hafif ki. Vay. Bu cihaz yani sadece şunla bilgisayar belki
veri işleme, veri okuma konusunda bir 8-10 kat daha fazla şey yapmış olacak. Güçlenmiş olacak diyebiliriz. Remove before installing. Hard work near demiş. Made in China. Bu da China. Tabi oradan gelmiş bu da. Böyle bırakıyorum. Onun haricinde burada neyi var? Burada da işte kullanım kılavuzu vesaire var ama herhalde bütün hepsi farklı ülkelerin dil seçeneklerine ait olduğu için Türkçesini ayrıca koymuşlar zaten içerisine. Buradan bunun içerisine girecek diye umut ediyorum. Tabii ki inşallah. Bu da bunun içine giriyordur diye umut ediyorum. Tabii ki inşallah. Sıkıntımız olmasın çünkü ne kadar araştırsak da bazı sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Şimdi buradan almış olduğum hard disk kutusunun içerisine bu cihazı takmak gerekecek. Nasıl takabiliriz? Bu şekilde olacak sanırım. Tabii ki ama çok hassas görünüyorlar ya. Sanki böyle yani var ya, inanır mısınız? Çok sanki şu elimde kalıverecekmiş gibi. Şu parça böyle takarken elimde kalıverecekmiş gibi. Umarım öyle bir sıkıntı yaşamam takarken. Bir de şimdi narin ürünler zaten hafiflikleri de çok düşük. Şu kısımdan ittirmeye çalışın. Çünkü buradaki yerler hep lehimli yerler. Buradaki yer şöyle şu kafadan tutup ittirip çekerseniz muhtemelen kırıklıklarla veya çatlak ya bir deformasyonla karşılaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Şu an için oturdu fakat çok bana böyle bir şey vermedi. Nasıl size tarif edeyim? Çok güven vermedi gibi hissettim ama şöyle taktım. Bu şekilde de buradan sabitlenecek. Ama benim amacım bunu sabitlemek değil. Bunu kullanarak benim sistemimi hard diske klonlamak. Bu klonlama işlemini de bir sonraki videoda göstereceğim. Eğer izlemeye devam etmek isterseniz bir sonraki videoma göz atabilirsiniz. Teşekkürler izlediğiniz için. Videoyu bu şekilde kapatmak olmayacaktı. Çünkü aldığım ürünün de en azından çalışıp çalışmadığını teyit edebilmek bağımında. En azından USB'den bir bağlayalım. Hani tamam, şimdi biz bu ürünü aldık, bunun içine taktık. Hani şurada duruyor. Affedersiniz, burada duruyor. Şöyle taktık ama acaba bu çalışıyor mu çalışmıyor mu? Sistemimiz bu ürünü görecek mi görmeyecek mi? En azından onun da hakkında bilginin olması açısından, görebilmeniz açısından. Ben diğer hard disk bağlantımı kaldırıyorum. Elementimi kaldırıyorum. Programlar olabilir diyor. Kullanılan bir şeyler olabilir diyor. Ha, şu mu acaba? Geri dönüşüm kutusu mu şey yaptı? Hala aynı şeyi söylüyor. Haydi yazıcıları çıkar. Biraz tarzanca bir yöntemle çıkartmış olacağım ama artık bunun yani çıkması lazım. Herhangi bir şey yok. Masa üstü 2'de de bir sıkıntımız yok. İki tarafta temiz zaten. Herhangi bir şey yok. Direkt çıkmam gerekecek ama inşallah bir zarar vermem. Usul usul çekiyorum. Çektim gitti. Bakayım çalışıyor mu ya. Merak ettim şimdi. Bütün veriler vallahi burada. Bütün hayatımızın filmi. Resimler vesaire şimdi burada. Tamam, duruyor gibi görünüyor, iyi görünüyor. Az önce niye çıkmadan anlamadım. Çok işlem yaptığım için belki de kendisini çıkarken şu an çıktı mesela. Çıkış işlemini yaptı. Neyse. Bunu yan tarafa koyayım. Ne yapıyorduk? Bunu buradan takıyoruz. Bilgisayarımıza. Taktık. USB 3.0'dı sanırım bu. 3.0 olan yere takayım o zaman ben. Çünkü benim bilgisayarım
eski olduğu için kimi yere 3-0, kimi yere 2-0. HDMI bu şuydu sanırım. 3-0 diğer tarafında. Yok galiba burası. Ya yani önemli değil, zaten görmesini hedefliyoruz, amaçlıyoruz şu an için. Çok da 3-0 olmasının bir anlamı yok. Şuradan takıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Mavi ışığımızı gördük. Kutunun ışığının çalıştığına dalalet. Artı bakıyorum. Şu an için herhangi bir şey gözüme görünmedi. 480 GB'lık bir veri alanı oluşması lazım. Görülmesi lazım. Yönetten ve donanım değişikliklerini tara desek acaba bir şey gözlenir mi? Disk yönetimi diyorum. Şimdiki ne demiş? MRV GPT bölüm stili önceki Windows sürümünün tarafından tanınmaz demiş. GPT bölüm stili önceki Windows sürümünün tüm tarafından tanınmaz. MBR ana yükleme kaydı. Mantıksal disk yönetimi önce diski başlatmalısınız demiş. Disk 1 tamam diyorum. 447.13 GB olarak tanımladı. Zaten ne zaman 1 TB dese 950 GB'tır. İşte 480 GB'tır ama 440 kadarlık bir alan verir. Böyle oluyor genelde. Şurada VLI şu an için görmüş oldu cihazı. Şu an VLI ama buralarda niye görünümünü anlamlandıramadım. Vay gitme. Şurada VLI özellik donanım USB 3.0 High Speed USB disk sürücüleri demiş. USB yığın depolama aygıtı. Şunu çıkartalım. Bununla bir işimiz yok. Kafamızı karıştırmasın. Kaldırdık. Herhangi alakalı bir şeyse. Değil. Disk sürücüsü olarak gösteriyor. Düzgün çalışıyor olarak gösteriyor. Disk yöneticisinden muhtemelen bunu şey yapmadan, biçimlendirmeden muhtemelen Windows gözlemlemeyecek, göremeyecek bunu. Şurada ayrılmamış olarak görünüyor. Yine basit birim. İleri 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 dersek zaten G demiş, A diyelim. Yani bu şekilde. Ama ben bunu burada bırakmak istiyorum çünkü görüyor zaten. Herhangi bir sıkıntısı yok. Çünkü disk klonlarken belki bu işlemi yapmamam gerekecek. İşten basamaktan öğrendikten sonra size anlatabilmek üzere yeni videoya geçebilirsiniz diyeyim. Bu şekilde kapatıyorum. Teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler.